Bugün biraz EMG'den konuşalım istiyorum. Çünkü EMG hastalarımızın çok korktuğu, çekindiği bir yöntem. Herkesin korkulu rüyası bir tetkik gibi. Ama Evet. aslında pek de öyle değil. Bu konudaki böyle efsaneler bitmiyor. EMG nedir? Niye yapıyoruz biz EMG'yi? EMG vücudumuzdaki kasların ve sinirlerin işleyişi hakkında bize bilgi veren çok değerli bir yöntem. Her türlü hastalıkta, çok çeşitli hastalıkta kullanabiliyoruz bu yöntemi. Boyun fıtıkları, bel fıtıkları, sinir hasarları, işte polinöropatiler, şeker hastalığına bağlı uyuşmalar, karıncalanmalar, bunların çoğunda EMG'den yararlanabiliyoruz. Hem tanı konması aşamasında hem de tanı konduktan sonra hastalığın takibi aşamasında EMG bize çok yardımcı oluyor. Aslında EMG'nin anlamı şu, sinir sistemi iki kısımdan oluşuyor. Bir santral diyoruz, beyin ve omurilikten ve bir de Evet. perifer dediğimiz sinirler ve aynı zamanda Kaslardan. kasları da içeren bir kısım. Çünkü hareket etmemizi sağlayan, duysal uyarıları yani duyuyu almamızı sağlayan sistemden bahsediyoruz. Bu bölgeyi de omurilikten çıktıktan sonraki kısmı sinirlerin ancak bu yöntemle inceleyebiliyoruz ayrıntılı olarak. Bunları çok görüntüleme yöntemi başka bir şeyle inceleme şansımız yok, fonksiyonunu ölçme şansımız yok. EMG o yönden çok kıymetli bir tetkik. Çünkü bize sinirlerin ve kasların fonksiyonuyla ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Peki EMG tetkikinde bir iğneli EMG var, bir elektrikle yapılan EMG var. Hastalar bunu çok merak ediyorlar. İki aşamadan oluşuyor aslında. EMG tetkiki öncelikle elektrik akımı verilerek ama çok minik bir elektrik akımı verilerek yapılan bir sinir ileti incelemelerinin olduğu bölümden oluşuyor. İkinci bölüm ise iğne ile yapılan EMG kısmı. Orada da minik incecik bir tel aracılığıyla kaslara girilerek kasların hareketleri inceleniyor. Kasların fonksiyonları inceleniyor. Her iki yöntem de aslında kişiler tarafından çok rahatlıkla tolere edilebiliyor. Çok çok ağrılı bir işlem değil. Herkes bundan çok fazla korkuyor ama geldiklerinde görüyorlar ki çok sıkıntılı, çok korkulacak bir işlem değil EMG. Birçok yapılan aslında işte ne bileyim estetik müdahaleden ya da ufak tefek girişimlerden çok daha az ağrı hissedilen bir yöntem aslında. Yani insanların çok daha fazla uygulattığı kendine bir sürü işlem var. Çünkü verdiğimiz hani elektrik gerçekten çok minik bir elektrik. İğnede de kullandığımız iğne çok incecik bir tel şeklinde. Bazen kişiler iğnenin vücuda girdiğini hissetmiyorlar bile. Kasa girdiğini anlamıyorlar bile. O yüzden çok korkulacak bir yöntem değil. Peki EMG tetkikine engel olabilecek bir durum var mı? Yani herkese yapılabilir mi EMG tetkiki? EMG tetkiki herkese yapılabilir. Tek yapamadığımız hasta grubu, o da sinir ileti incelemelerini yapamıyoruz. Elektrik verilerek yapılan kısmı kalp pili olan hastalarda pilin çalışmasını bozabileceği için bir tek bu hastalarda sıkıntı olabiliyor. Bir de yaşlı hastalarda kan sulandırıcı kullanılıyorsa yine iğneli olan kısım yapılamayabiliyor. Çünkü kanama artabileceği için, kanama durdurulamayabileceği için. İki tane hasta grubumuz var böyle sıkıntıda olabilecek. Onun dışında çocuk yaşta da, erişkin Çocukta da, yaşta da erişkinde de yapılabilen bir yapılabiliyor. tetkik. Çocuklarda daha nadiren de olsa bazen gerekebiliyor. Yapılmasından kaçınılacak bir tetkik değil, Değil kesinlikle. yapılabilir. Deneyimli kişiler yaptığı zaman da çocuklar da çok iyi uyum gösteriyor aslında. Onu alıştırarak yavaş yavaş yapıldığında çok da Evet, sıkıntı deneyimli olmuyor. ellerde yapılması gerekiyor. Hastaya yeterli bilginin verilmesi gerekiyor. Dediğim gibi, örneğin bir hastalığı araştıracağınızda sadece iki kasa, üç kasa girerek karar verebilecekken, deneyimsiz ellerde 5-10 tane kasa, 20 tane kasa girip çocuğu korkutmak çok doğru olmuyor açıkçası. Önceden karar vermek, yapacağınız Bu işlemin... o yüzden şeyi önemli. Öncesinde hastayı dinlemek, muayene etmek de Tabii, gerekiyor. O tabii. yüzden de bir hekimin yapması kıymetli. Evet. Hekim çünkü karar verecek ve tetkiki aslında bir sürü farklı şekilde yapılabilir ama genellikle hasta dinlenip şikayetlerine göre bir yol haritası belirleniyor ve Evet. ona göre
EMG tetkiki hı-hı. yapılıyor. Yoksa her şeyi yaparsak elbette ki bu uzun süreli ve sıkıntıya sokacak bir durum olur hastayı. Ama baştan evet. eğer hasta dinlenip şikayetlerine göre ne tepki, neler göre yapılacağı karar verilirse daha çok iyi daha oluyor. Çok daha doğru oluyor. Aha. Peki EMG tetkikine gelirken hastalar özel yapmaları gereken bir şey var mı? Vücutlarının temiz olması gerekiyor. Herhangi bir kozmetik ürün kullanılmamış olması hı-hı. gerekiyor. Krem ya da losyon gibi şeylerin hı-hı. sürülmemiş olması gerekiyor. Onun dışında özel bir şey yok. Bir de karınları tok olursa daha iyi olur. Karınları evet tok olması gerekiyor. Daha iyi tolere edebilmeleri de açısından. Evet. Onun dışında başka bir şeye gerek yok.